Merhaba herkese. Daha önceki videolarda Siyonizm konusunu ele almış ve bazı açıklamalar yapmıştım. Ve o videoların birinin sonunda Siyonizm konusunda üç düşünürün görüşlerini ele alacağımı bildirmiştim. Bugün bunu yapmaya çalışacağım. Özellikle üç tane düşünürün görüşlerini kısaca burada özetlemeye çalışacağım. Bu düşünürlerden biri Fransız filozof, isimlerini birazdan söyleyeceğim. Diğer ikisi ise İsrailli iki aydın. Dikkat ederseniz entelektüel sözcüğü yerine aydın terimini kullandım. Aydın kavramını kullandım daha doğrusu. Burada yeri gelmişken entelektüel ile aydın arasında fark gördüğümü izah etmek isterim. Şimdi bana göre entelektüel ile aydın arasında fark vardır. Şöyle ki, her aydın entelektüeldir, ancak her entelektüel aydın değildir. Tabii bunu temellendirmem için bazı açıklamalara başvurmam gerekiyor. Dolayısıyla söylediğimin anlaşılması için aydın ile entelektüel arasındaki hem ortak yana hem de farklı yanlara dikkat çekmem gerekiyor. Nedir her ikisinin ortak yanı? Her ikisi de zihin işleriyle uğraşan insan demektir. Ve bu her ikisi de zihnini, düşüncesini, bilgisini kullanır faaliyet gösterirken. Şimdi burada ikisinin ortak yanı dediğim gibi zihin işleriyle uğraşmasıdır. Fakat aydın, gerçekliği aydınlatan insandır. Aynı zamanda kendi zihnini, kendi bilincini ve düşüncesini gerçekliği aydınlatmak için kullanır. Fakat entelektüel için bunu söylemek zordur. Entelektüel bana göre gerçekliği aydınlatan değil, gerçekliğin üstünü karartmaya çalışan insandır ve dolayısıyla fikrini, düşüncesini, zihnini var olan devletin hizmetine koyan ama karartma amacıyla hizmetine koyan insan demektir. Yani şöyle düşünün, İsrail'in yaptıklarını, özellikle Filistin'deki katliamlarını, soykırımlarını eleştiren bir İsrailli aydın ile Filistinlilerin soykırılmasına göz yuman bir entelektüel aynı değerde görülebilir mi? Dolayısıyla entelektüel ve aydın arasında aydın yapmanın çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu benim açımdan önemli bir vurguydu ve bunu dile getirme gereği hissettim. Şimdi gelelim bu üç düşünüre. Önce neden bu üç düşünürü seçtim ve bunlar kimler? Şimdi birincisi bir Fransız filozofu olan Roger Garaudy. İkincisi İsrail tarihçisi olan Shlomo Zand. Üçüncüsü de yine İsrailli siyasal bilimci olan Ilan Papa. Niye bu üçünü tercih ettim? Şimdi Fransız filozofunu tercih etmemin önemli nedenlerinden biri şu. 1982 yılında Roger Garaudy, İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi üzerine İsrail devletinin Siyonizmini eleştiren ilk Avrupa filozoflarından biri bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla ilk eleştirenlerden biri olduğu için onun görüşlerini burada açıklama gereği duydum. Shlomo Zand'a gelince bu İsrailli aydın, bunun önemli özelliği şuna dayanıyor. Siyonizmin dayanmış olduğu mitolojik temelleri sarsan bir aydın. Ve İsrail'in demokratik bir devlet olmadığını ortaya koyan bir aydın. Bunu kitabında çok iyi bir şekilde ortaya koymaktadır ve uzun yıllar İsrail tarihine dayanarak, Tevrat'ın çarpıtmalarına dayanarak Yahudi özelliği
İsrail devletinin demokratik bir devlet olmadığını ileri sürmesi aslında benim açımdan önemli. Diğeri ise Ilan Papa. Ilan Papa çok ilginç. O da şunu söyler. Filistin, İsrail devleti Filistin halkının etnik temizliği üzerine kurulmuş bir devlettir. Ve bunu ilk defa dile getiren İsrailli cesur bir aydın. Dolayısıyla bu insan İsrail'i terk etmek zorunda kalmıştır. Ölümle itham edildiği için, ölüm tehditleri aldığı için İsrail'i terk edip yurt dışında yaşayan bir adam. Bunun ilginç görüşü şu, onu da konuşmam için de değineceğim. Sadece başlangıçta bu insanların düşünceleri hakkında bir fikriniz olsun diye bu açıklamaları gerekli görüyorum. İki ayrı tarih yazımı yerine, yani Filistinlerin Filistin halkının tarihiyle İsraillerin tarihi yerine, Yahudilerin tarihi yerine tek bir tarih yazılımından bahseder. Dolayısıyla onun önemli düşüncelerinde biri şudur. Tek bir devlet ve iki halkın tarihini ele alacak şekilde bir açıklama yapma gereği duyuyor. Tabii çıkış noktalarından biri de modernleşmenin özellikle ulus devletin yaratmış olduğu yıkıcı sonuçlardan uzak durarak ulus devlet düşüncesini eleştirerek soruna yaklaşmaya çalışan biri. Şimdi tek tek bu insanların görüşlerine değinmeye çalışalım. Şimdi burada yeri gelmişken bir itirafta bulunmak isterim. O da şu, ben 70 yaşını aşmış bir adamım. Dolayısıyla hep Kant'ın bir sözü aklıma gelir. Kant da 70 yaşını aştığında hafızasının biraz zayıflığından şikayet etmişti. Bizde de yavaş yavaş hafıza zayıflığı ufak da olsa belirli belirtiler gösterdiği için sık sık notlara bakmak durumunda kalacağım. Fakat ben 40-70 yaşını aşmama rağmen zihinsel olarak ve ideallerim aslında kendimi 30-40 yaşında hissediyorum. Bunu da belirtme gereği duyuyorum. Şimdi gelelim ilk ele almak istediğim düşünüre, yani Roger Garaudy. Kimdir? Ne iş? Kimdir? Ona bir bakalım. Bizim Roger Garaudy kimdir? Şimdi Roger Garaudy 1913-12 yılları arasında yaşamış olan bir filozof, aynı zamanda politik alanda da önemli görüşler geliştiren bir Fransız düşünürü. Fransız komünistinin en etkin filozoflarından biriydi. Daha sonraki süreçte 1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği'ni eleştirdiği için Sovyetler Birliği'nde sosyalizm olmadığını ifade ettiği için partiden atılan bir düşünür. Daha sonraki yıllarda Filistinli bir kadınla evlenir ve ilginçtir. Daha sonradan İslam'a geçer. Bir komünistin İslam'a geçmesi biraz bana tuhaf geliyor ama bu insan hali olabiliyor. Siyonizm konusunda 3 kitap yazdı. Ben sadece o kitaplara değineceğim ama gerçekten önemli bir filozof. Onun mesela Marx üzerine, Hegel üzerine yazmış olduğu kitapları okudum ve benim değer verdiğim düşünürlerden biri. Şimdi Roger Garaudy şunu söyler. Der ki Siyonizm Filistin halkına karşı örgütlü ve yavaş yavaş gelişen bir soykırım uyguluyor. Ve buna dikkat çekti. Yani ilk defa yavaş yavaş bir soykırım olduğuna ilk dikkat çeken bir düşünür. Dolayısıyla bu düşünürün görüşlerini, Siyonizm konusunda görüşlerini ele almak istedim. Şimdi üç kitap yazdı. Bu kitapların birincisi
Dionizm dosyası başlıklı eser. Orada şöyle diyor, onu okuyacağım. Şöyle diyor kitabın başında, dokunulmaz bir meseleyi ele alıyoruz. Dionizm ve İsrail Devleti. Bugün Fransa'da Katolik inancını eleştirebilirsiniz. Marksizmi konuşabilirsiniz. Ahlaksızlık üzerinde tartışabilirsiniz. Sovyetler Birliği'ndeki rejimi yere vurabilirsiniz. Birleşik Amerika ve Güney Afrika'daki yönetim biçimlerini suçlayabilirsiniz. Ancak diyor, Siyonizm konusu ortaya çıktığında hemen İsrail devletini eleştirilmek diyor, hemen Yahudi düşmanlığı olarak algılanıyor ve böylelikle orada yapılan katliamların önü engellenmiş oluyor. Şimdi çok ilginçtir. Diğer yazmış olduğu kitabın başlığı İsrail Sorunu. Bu kitap 1983 yılında yayınlandı. İsrail Sorunu başlıklı kitabı. Çok ilginçtir. Okuduğum kaynakta buna ilginç bir bilgi de vardı. Bu kitabı çıkaran yayın evi o Fransa'daki Siyonist lobi tarafından iflas ettirilir belli bir zaman sonra. Ve o günden bu yana hiçbir yayın evi İsrail Sorunu başlıklı kitabı yayınlama cesaretini gösteremedi. Şimdi dolayısıyla daha sonra Garaudy bir kitap daha yazar. Kitabın başlığı İsrail, Mitler ve Terör. Ben daha önceki videoların birinde bu kitapların isimlerini vermiştim. Fakat bu kitabı yayınlayacak hiçbir yayın evi bulamayınca kendisi kitabı bastırır yani. Fakat o kitap yayınlandıktan sonra haksız yere cezaya çarptırılır. Kitabın satışı da hem Amerika'da hem de Avrupa'da yasaklanır. Dolayısıyla Siyonizm konusunda ilk cesur tavrı gösterdiği için onun Siyonizm konusunda neler dediğine değinmek istedim. Şimdi onun kitabının değeri bana göre şuradan kaynaklanıyor. Siyonizmi eleştiren herkesin birdenbire antisemit olmasıyla eleştirilmesine tepki gösteriyor. Yani bu durumda yani İsrail devletinin yapmış olduğu her şeyi kabul edecek miyiz? Yani İsrail devletinin yapmış olduğu ve uluslararası hukuku çiğneyen politikalarına ses çıkarmayacak mıyız? Dolayısıyla bu konularda ilk defa cesur bir çıkış yaptığı için benim açımdan değerli bir düşünür. Bu arada yeri gelmişken ben de bir anekdot, daha doğrusu bir anımı anlatmak isterim. Yıllar önce Almanca bir makale yayınlamıştım. Yani makale yazmıştım daha doğrusu. IŞİD üzerine, Orta Doğu'da bu İslamcı örgüt IŞİD üzerine Almanca. Bir arkadaşım vardı. O bana dedi ki işte burada bir Alman dergisi var. Orada redaksiyonda bulunan benim arkadaşım. Sen bana gönder, ben ona gönderirim bu yayınlar. Gönderdim. Haydi ben de yayınlanacağını düşünüyordum. Fakat yayınlanmadı. Sonra arkadaşım yayınlanması nedeni şöyle tahmin etti. Ben orada yazında bir soru sormuştum. Bu IŞİD, yani bu İslam örgütü çok ilginçtir. Ne İsrail devletine karşı ne Amerika'ya karşı tek bir eylemi yok. Sadece bir soru. Muhtemelen bu soru nedeniyle yani yazımın yayınlanmadığını düşünüyorum. Şimdi bazı insanlar Roger Garaudy'nin tartışmalı bir düşünür olduğunu ileri sürerler. Hatta üç arkadaşımla konuştuğumda ben işte dedim ki Roger Garaudy'nin görüşlerini ele alacağım. Üçü de tartışmalı bir düşünür dediler. Şimdi ben dedim acaba bu adam
nereden tartışmalı? Niye bu adam hakkında böyle tartışmalı bir düşünür olduğu ortaya çıkmış? Niye tartışmalı? Hani bazıları işte şuna dayandırabiliyor. Yani işte bu İslam dinine geçtiği için onun İsrail konusunu ya söyleyecekler tam gerçekçi olmayabilir filan. Fakat ben öyle düşünenlerden biri değilim. Yani onu tartışmalı kılan neden başka nedenlerdir yani. Çünkü o İslam'a geçmiştir ama İslam'ın yükselişini ve çöküşünü ele alan siyasal İslam'ın hastalıklı olduğunu dile getiren bir insan. Yani ona göre İslam büyük bir hastalık yaşıyor filan. Bunları dile getirmiş. Fakat onu tartışmalı yapan bana göre Siyonizmi eleştirmesi, hem Siyonizmi eleştirmesi hem de Holokost konusundaki sözleridir. Ne demiş? Onları şimdi okumak istiyorum ve bunu da ekranda göreceksiniz. İşte bu özellikle şunu vurguluyor. Holokost konusunda özellikle Yahudilerin öldürülmesinin abartıldığını söylüyor. Şunu diyor. Mesela Auschwitz kurbanları adına dikilmiş anıtın levhasında 1994 yılına kadar 19 dilde 4 milyon kurban ifadesi yazılıydı. Bugün ise yeni levhalarda yaklaşık 1,5 milyon ifadesi yer alıyor. Yani daha önceden 4 milyon insan ifadesi yer alıyordu, şimdi 1,5 milyon. 6 milyon Yahudinin katledildiği efsanesi ortaya atılarak insanlığın bu konuda tarihin en büyük soykırımına tanık olduğu kabul ettirilmek isteniyordu. Amerika yerlilerden 60 milyonun öldürüldüğü, yine her esir için 10 kişi ölü olmak üzere Afrikalı 100 milyon siyahın katledilmiş olduğu unutturuluyordu. Hatta Hiroşima ve Nagasaki ve bu İkinci Dünya Savaşı'nda 17 milyonu Slav olmak üzere can veren 50 milyon insan da unutuluyordu. Sanki Hitler sadece Yahudi kıyımı yakmıştı da bütün insanlığa karşı bir suç işlememişti. Yahudiler çok ağır darbe yediler. Fakat tek darbe yiyen onlar değildi. Siz televizyonların hep öldürülen Yahudilerden bahsedilip diğerlerine söz etmemesine bakmayın denilince insan Yahudi düşmanı mı oluyor? Şimdi bana göre onu tartışmalı bir filozof gösterenler Siyonist basındır. Yani bu açıklamalarından dolayı tartışmalı bir filozof olarak gösteriyorlar. Ama bu okuduklarımda ben eksik olan hiçbir yanda görmüyorum. Yani evet doğru Yahudilere karşı büyük bir şey işlendi. Fakat diğerleri niye unutturuluyor? Şimdi şöyle söylüyor. Bakın notlarımdan okuyayım. Buradaki notumu tam almamışım. Şunu ileri sürüyordu. Diyor ki Siyonistler Yahudi devletini kurmak için Hitler rejimiyle görüştüler. Bu görüşmeler ona göre Siyonist tarihçiler tarafından kahraman olarak görülüyor. Fakat aynı dönemde Hitler rejimine karşı savaşan Yahudilerden, ona direnen direnişçilerden hiç söz edilmiyor. Binlerce insan can verdi direnişte. Bunları dile getirdiği için tartışmalı bir filozof olarak görülüyor.
Ve ben de onu tartışmalı gören arkadaşlarımın kısmen Siyonist basının yazdıklarının etkisinde kaldıklarını düşünüyorum. Onun yazdıklarının önemi şuradan kaynaklanıyor. Çok erken bir dönemde cesur bir şekilde Siyonizmi eleştirmesidir, Yahudi devletinin yaptıklarını dile getirmesidir. Diğer taraftan orijinal kaynaklardan, Siyonist kaynaklardan alıntılar yaparak eserlerini yazmıştır. Ve diğer taraftan Siyonizmi eleştiren diğer Yahudilerin görüşlerine de yer vermesidir. Dolayısıyla o demin biraz sonra göreceğimiz gibi Yahudilik ile Siyonizmi birbirinden ayırmaya çalışıyor. Şimdi ifade ettiğim gibi Yahudilik ile Siyonizmi birbirinden ayırt ediyor. Ona göre Yahudilik bir dindir. Fakat siyasal Siyonizm Avrupa'da dışlanan Yahudilerin sorunlarına sömürgeci bakış açısından bir çözüm üretmeye çalışan bir ideolojidir. Yani onun aslında siyasal Siyonizm Yahudilikten ziyade sömürgecilik düşüncesi daha ağır basan bir ideolojidir. Çünkü ona göre Yahudilik gerçek anlamda bir sömürgecilik amacı taşımıyor. Ona göre dinsel Siyonizm siyasi bir amaç taşımadığı için Hristiyanları da Müslümanları da rahatsız edecek bir yanı yok. Fakat Siyonizm diyor, siyasi Siyonizm işte özellikle Tevrat'taki eklenen seçilmiş bir ulus düşüncesine dayanarak ırkçı ve sömürgeci bir görüş geliştirmiştir. Şimdi o aynı zamanda şuna da dikkat çekiyor. Tüm Yahudilerin Siyonizmi desteklemediğini ve Siyonizmi reddettiklerini dile getiriyor. Bu konuda bir şeyler yazmıştı, reddedenlerden bir aktarma yapmıştı. Onu da burada ekranda göreceksiniz. Okuyorum şöyle. Bizler bir Yahudi devleti kurulmasına ilişkin her türlü girişimi temelden reddediyoruz. Böylesi girişimler Yahudi peygamberlerinin ilk önce ilan ettikleri İsrail misyonunun saptırılmış bir anlayışını apaçık sergilemektedir. Biz Yahudiliğin hedefinin siyasi ve milli olmayıp manevi olduğunu beyan ediyoruz. Bu inancımız Allah'ın krallığının yeryüzünde kurulması için bütün insanların tek bir büyük cemaate katılmayı kabul edecekleri Mesih'i bir dönemi hedeflemektedir. Yani burada Siyonizmi desteklemeyen Yahudilerin görüşlerine de yer veriyor. O Roger Garaud'e Siyonizmin üç temel unsuruna değiniyor. O unsurlar konusunda ne diyor? Şunu vurgulamaya çalışıyor. Diyor ki Siyonizm siyasal bir doktrin ve siyasal bir harekettir. Özellikle Theodor Herzl tarafından kurulmuş olan 1896 yılında itibaren Theodor Herzl tarafından kurulmuş olan siyasal hareketin adıdır Siyonizm. Buralardan kaynak da gösteriyor. Diğer taraftan milliyetçi ve şövenist bir doktrindir. Özellikle yine Theodor Herzl'den bir alıntı yapar. Theodor Herzl ne demişti? Hiçbir dine eğilimin etkisinde değilim. Yani o dinsel itkilerle değil de milliyetçi ve şövenist itkilerle hareket ederek Yahudi devletinin kurulmasından yanaydı. Şimdi aynı zamanda sömürgecidir ve sömürgeci bir düşünürden de etkilendiğini söylüyor. Mesela Theodor Herzl
sömürge matrabazı olan Cezir Rodos adlı birine nasıl sömürge yapılır konusunda bilgi almak ister. Yani bir adam var sömürge konusunda uzman, yani bir ülkeyi nasıl sömürge haline getirirsiniz? Bu konuda bilgi almak için bir mektup yazıyor. 1902 yılında 11 Ocak 1902'de mektup yazıyor. O mektupta şunu yazıyor. Programımı incelemiş olduğunuzu ve kabul ettiğinizi belirten bir yazı göndermenizi istirham ediyorum. Monsieur Rodos, niçin size müracaat ettiğimi merak ediyorsunuzdur. Çünkü benim programımda bir sömürge programıdır. Açıkça Theodor Herzl kendi programının sömürge bir program olduğunu bir mektubunda açıklıyor ve bu kaynak gösteriyor Garodi Herzl'in Tagebuch, yani günlüklerinin 3. cildinde bu mektup yer alıyor. Şimdi çok ilginç bir şey daha var. Siyonizmin Almanya karşısındaki tutumu konusunda da Garodi bir takım görüşler ileri sürdü. Ona göre Siyonizm Hitler rejiminin amacını da çarpıtmaya çalıştı. Şimdi Hitler ordusu sanki Sovyetler Birliği'ni, o dönemdeki kurulan sosyalizmi yıkmak için değil, yalnızca Yahudiliği ortadan kaldırmak için bir iktidar kurmuştur. Sanki ona göre Hitler ordularını Stalingrad'a kadar girmemişler gibi bir hava yaratmaya çalışmaktadırlar Siyonistler. Diğer taraftan Garodi Siyonistlerin Almanlarla işbirliği yaptığını söylüyor. Demin o işbirliğine değindim. Fakat işbirliğin yanında, yani Almanlardan nefret eden Amerikalı bir Yahudinin söylediğini dile getirir. Şu Amerikalı Yahudi Alman halkının kısırlaştırılmasını savunur. Bakın ne diyor, ona bir bakalım. Bunu da yazıyı ekranda göreceksiniz. Şimdi yazar Theodor Kaufmann, Almanya mahvolmalıdır. German must perish. İngilizce kitabıyla. Kitabıyla 1942 yılda ortaya atılan kelimenin gerçek anlamıyla istenilen bir soykırım çağrısı yapılmıştır. Yani Almanların soykırımına uğraması gerektiğini savunuyor bu Yahudi yazar. Bu kitabın ana tezi şudur. Almanlar kim ve ne olursa olsunlar, yani Nazi düşmanı, komünist veya Yahudi sever bile olsalar, yaşamaya layık değillerdir. Onun için savaş bitince her biri günde 25 Alman erkeğini ve kadınını kısırlaştıracak 20 bin doktor seferber edilecektir. Bunu yazan bir Amerikalı Yahudi. Öyle ki 3 ay içerisinde ürüme imkanı olan bir tek Alman kalmayacak ve 60 sene içinde Alman ırkı tamamen bertaraf edilmiş olacaktır. Tabi bu kitap Yahudi düşmanlığı beslenmek için bulunmaz bir fırsat oldu diyor Garodi. Hitler bu kitaptan bazı kısımları bütün radyo evlerinde okuttu. Yahudilerin Almanlar hakkında neler düşündüğünü Alman halkına bildirmek için. Şimdi burada Garodi'nin sözlerini burada kısaca ifade etmek istiyorum. Ona göre siyasal Siyonizm Orta Doğu toplumları üzerinde yıkıcı etkileri olan emperyalist bir ideoloji ve politikadır. Siyonizm
Onun açısından ABD ve Avrupa emperyalizmin Arap İslam dünyasındaki turuvatıdır. Çok ilginç bir cümlesi daha var. Şöyle der: Siyonizm, İsrail devletini yürüttüğü modern Haçlı seferini, yani Filistinlerin yok edilmesini haklı gösteren ırkçı bir ideolojidir. Burada onun görüşlerine son vermek istiyorum. Akabinde gelen videoda ise Shlomo Sand'ın görüşlerini ele alacağım. Merhaba. Ekranda da gördüğünüz gibi Siyonizm konusunu ele alan üç düşünürün görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce Roger Garaudy'nin görüşlerini ele aldım. Roger Garaudy bir Fransız filozofu ve 1982'de Siyonizme karşı ilk cesur çıkış yapan bir filozof olarak benim için değerli. Ancak bu filozof Siyonizmi eleştirdikten sonra çok popüler olan bir adamdı. Birdenbire tüm kapılar televizyonlarda, dergilerde, gazetelerde yüzüne kapanır. Artık hiçbir yerde görüşlerini ifade edecek bir kanal bulamaz ve demin de ifade ettiğim gibi bazı kitaplarını kendisi basmaya çalıştı ve bunun üzerine kitabı cezalandırıldı. Hem Amerika'da hem de Avrupa Birleşik Devletleri'nde yasaklandı. Şimdi diğer ele almak istediğim düşünür, Shlomo Zand denilen düşünür. Bu düşünürün görüşlerine değinmek istiyorum. Şimdi Shlomo Zand kimdir, nedir? 1946 yılında Avusturya'da doğmuş olan bir filozof. 1912 ve 1914 yılları arasında Tel Aviv'de tarih profesörlüğü yapan bir düşünür. Ve ilginç yanı şu, İsrail'de son 20-30 yıl içerisinde Siyonist tarih yazımına karşı alternatif tarihçiler ortaya çıktı. Bunlara yeni tarihçiler veya revizyonist tarihçiler deniliyor. Yazmış olduğu kitapta yani Yahudi halkı ulusu nasıl icat edildi? Orada şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki özellikle 19. yüzyılda Almanya, Rusya, Amerika'da Yahudi entelektüeller, özellikle tarihçiler Yahudi halkının tarihini çarpıtarak bazı görüşler ileri sürdüler. Ve bu çarpıtılmış görüşlere karşı bir kitap yazdı ve görüşlerin nasıl çarpıtıldığını ortaya koydu. Yazmış olduğu kitap çok ilginç karşılandı. Hem Filistinliler tarafından hem de İsrailliler tarafından. Özellikle Filistinli öğrenciler davet ettiler kitabını tanıtması için. Kitabını tanıttı. Fakat Filistinli öğrencilerin çok ilginç bir sorusuyla karşı karşıya kaldı. O da şu, diyor ki ya siz Siyonizmin temellerini sarsan, Siyonizmin ırkçı, şövenist, sömürgeci olduğunu ileri sürüyorsunuz. Peki nasıl oluyor da siz biz Filistinlerden İsrail devletini tanımamızı istiyorsunuz? Bu nasıl olabilir? Bir çelişki değil midir? Çok ilginç bir cevap verir. Şöyle der ki tecavüz sonucu doğan çocuğun da yaşam hakkı var. Evet, Siyonizm Filistin topraklarına tecavüz eden olarak görülürse bir tecavüz sonucu ortaya çıkan çocuk fakat bunun da yaşam hakkı var. Bizim yapmamız gereken bu çocuğun babası gibi tecavüzcü olmaması, tecavüz etmesini engelleyebilmek. Çünkü diyor ki eski trajediler yeni trajedilere neden olmamalı. Dolayısıyla İsrail devletinin tanınması üzerinden bir çözüm ileri süren İsrailli tarihçilerden biri. Şimdi onun görüşlerine sadece burada değinmeye çalışacağım. Kendini post-Siyonist olarak gören Shlomo Zand, İsrail devletinin var olması gerektiğini savunan,
Fakat Filistin halkının da haklarını koruyan bir tarihçi olarak karşımıza çıkıyor. Onun kitabından çıkardığım dört temel tezi sizlere açıklamak istiyorum. Şimdi nedir bu dört temel tez? Birincisi, Siyonizm 19. yüzyılda ırkçı görüşlerin etkisiyle şekillenen ırk ve kan düşüncesini temel alan ırkçı bir doktrindir. Kitabı buna dayanıyor. Çıkardığım ikinci tez, ki bu kitapta bunları bulursunuz, Siyonist tarih gerçek tarihi çarpıtmıştır. Tevrat'ı temel alan Siyonizm, Tevrat'taki çelişkileri, tutarsızlıkları, işte eklemeleri, çıkarmaları görmezlikten geliyor. Görmezden geliyor daha doğrusu. Üçüncü tezde, ona göre ırkçı ve sömürgecilik öğretisi olan Siyonizmi temel alan İsrail Devleti demokratik bir devlet değildir. Çünkü Yahudiliği temel aldığı zaman Yahudi olmayanları dışlamış oluyorsun. Dolayısıyla böyle bir görüş geliştiriyor. Dördüncü tezde, İsrail Devleti içinde etnik mülkiyetçilik ve ırkçılığa rağmen İsrail'de laik düşünceyi temsil edenler vardır. Kimler temsil ediyor? Bunlara kısaca değinmeye çalışacağım. Kitabın birinci tezi üzerinde biraz duralım. Şimdi birinci tezi şuna dayanıyor. Siyonizm 19. yüzyılda ırkçılık ve milliyetçilikten etkilenen ırkçı bir doktrindir. Şimdi tabii bunu şöyle temellendiriyor. O dönemde özellikle Almanya'daki yaşayan bir Yahudi tarihçiyle yine bir Alman tarihçi arasında yaşanan bir tartışmaya değiniyor. Şimdi etnik merkeziyetçi düşünen Yahudi olup ama Alman vatandaşlığına geçmiş olan tarihçi Heinrich Graetz, ki bu Siyonizmin önemli bir ilk tarihçisi olarak kabul görüyor. Bu Yahudi olup Alman vatandaşlığına geçen bu insan, bu tarihçi şunu savunuyordu. İki şey söylüyor, iki şey savunuyor. Şöyle diyor bu Yahudi tarihçi: Yahudiler üstün bir ırktır, Yahudiler asla asimile edilemez diyor. Onun bu görüşlerine karşı Alman, yine etnik merkezi düşünen Heinrich von Treitschke tepki gösterir, sert tepki gösterir. Bilindiği gibi Treitschke, Bismarck'la el ele vererek milliyetçi ve ırkçı bir toplum ve devlet düzeni kurmaya çalışan biriydi. Yahudiler bizim şanssızlığımızdır diyen bir tarihçi. Der ki, Yahudilerin kendilerini üstün görmesi kabul edilemez. Ve üstelik Yahudiler Almanya'da tek devlet içerisinde iki ulus görüşünü dile getiriyorlar. Bu tehlikeli bir durumdur. Treitschke'nin savunduğu üçüncü bir görüş ise, Yahudiler özellikleri nedeniyle kolay kolay Almanya içerisinde kendi özelliklerini kaybedip asimile olabilecek toplum değil. Yani onlar Alman vatandaşlığına geçmiş olsalar bile bir Yahudi gibi yaşamayı sürdürüyorlar. Şimdi bu etnik merkeziyetçi düşünüş arasındaki çatışma, yani hem etnik merkeziyetçiliği savunan her iki tarihçi, her iki tarihçinin de bilincinin şekillenmesinde rol oynuyor. Yani hem Alman ulusunun biçimlenmesinde Yahudilerin kendini üstün görmesi bir rol oynuyor, hem de Yahudi ulusunun bilinçlenmesinde Alman tarihçilerin Yahudiliği dışlayan bakış açısı rol oynuyor. Yani her iki milliyetçilik birbiri üzerinde olumsuz bir etkide bulunuyor. Dolayısıyla bu dönemde yaşanan süreç ırkçı ve etnik merkezci tarih yazımı üzerinde son derece önemli bir etkide bulunuyor. Ve üstelik o dönemde ırkçı düşünceyi
üzerinde etkili olan, daha doğrusu ırkçı düşüncenin yayılmasında etkin olan bir İngiliz ırkçı düşünür var. Oradan bir iki şey okumak isterim. Ekranda da birazdan göreceğiniz gibi. Şöyle der, özel bir halkın entelektüel ve duygusal özgürlüğünü yalnızca doğa bilimleri açıklayabilir. Irk her şeydir dedi büyük dindaşlarımız. Örneğin Lord Beaconsfield, yani diğer adıyla Benjamin Disraeli. Halkın özgürlüğü ırkın özgürlüğünde bulunur. Irksal farklılıklar ulusal çeşitlilikteki çokluğun kökenidir. Irklar arası karşılık nedeniyle Alman ya da Slav, Yahudi farklı düşünüp farklı hisseder. Böyle bir değerlendirme yapar. İkinci Dünya Savaşı'na kadar ırk ve kan kavramlarını kullanmak kolaydı. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ırk ve kan kavramlarını kullanmak zorlandı. Çünkü 1950 yılında UNESCO kültür ile ırk, kültür ile kan arasındaki bağlantıları kuran görüşleri mahkum etti ve bu kültür ile ırk arasındaki bağlantıyı reddetti. Tabii İsrail'deki kafalar değişmedi. Çünkü artık ırk ve kan sözlerine pek eğilim göstermediler. O sözleri, sözcükleri kullanmadılar ama onların yerine başka sözcükleri tercih ettiler. Ne demeye başladılar? İşte Yahudi halkın kökeni. Yani ırk, kan, soy yerine köken sözcüğü gündeme geldi. Ve 1970'li yıllardan sonra da ilginç bir gelişme ortaya çıktı. O da şu, gen bilimi. Gen bilimi İsrail'deki Siyonistlere hizmet eden bir konuma geldi. Öyle ki biyoloji, Tevrat'taki görüşleri destekleyen bir rol üstlendi. Buna göre Yahudi genetiği değil, Yahudi geni denilen bir gen olduğu ileri sürüldü. Şimdi özellikle İsrail devleti de kalıtım ve gen konusunda çok araştırma yapan devletlerden biri ve bu konudaki araştırmalar da dünyada ünlü dergilerin sayfalarında yayınlanabilmektedir. Herhalde paranın gücüyle böyle araştırma sonuçlarını da yayınlayabiliyorlar. Şimdi bu çok ilginç şeyler de oluyor. İsrailli tarihçi Shlomo genetik bilimcilerin ileri sürdüğü şeyler hakkında çok ilginç bir kavram kullanıyor. Kitabın örneğin bir bölümü bilimsel oyuncak. Yani gen biliminin nasıl siyasal amaçlar için oyuncak haline getirildiğini ortaya koyuyor. Şimdi oradan şöyle diyelim. İsrail'de bir grup insan 2000 yılında özellikle bu yani 23 yıl önce Habert adlı gazetede gen bilimcilerinin yapmış olduğu bir araştırma yayınlanır. Şimdi bu araştırma çok ilginç. Şimdi ben bu araştırmanın sonuçlarını Sloman'ın anlattığı şekilde kısa bir şekilde özetledim. Şimdi oradan size kısa bir şey okumaya çalışacağım. Şimdi şöyle zaten yazımın başına da şöyle kısa Yahudi genetiği kısa özet. Şimdi 2000 yılında yani 23 yıl önce İsrail Devleti'nin büyük günlük gazetesi olan Haaretz adlı gazete Profesör Ariella Oppenheim'in Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nde bir grup insanla gerçekleştirdiği genetik konusunda yaptığı araştırmanız raporu yayınlar. Şimdi bu ilginçtir. Bu çalışmanın sonuçları da Almanya'da
Human Genetics adlı bir bilimsel dergide yayınlanır. Araştırmanın sonucu şöyle: araştırma ekibi İsrailli Araplar ile Filistinlilerde erkek Y kromozomunun mutasyon tipleri arasında şaşırtıcı bir yakınlık keşfettiğini ileri sürer. Yani bunlara göre İsraillerle Filistinliler arasında genetik bakımdan bir benzerlik var. Şimdi ve buna göre Filistinlilerle İsrailler hemen aynı atadan, yani İbrahim, İshak ve Yakup'tan geliyorlar ve ikisi de, iki halk da, İsrailler de Filistinliler de aynı gene sahip. Böyle bir iddiada bulunuyor. Fakat bu araştırma Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmelerinin yapıldığı Oslo görüşmeleri sırasında, döneminde yapılıyor. O zaman henüz ikinci intifada patlak vermemişti. Şimdi aynı gazete yine başka bir gen konusunda başka bir araştırma yayınlıyor. Başka bir şey söylemeye başlar. O da şu: intifadan sonra ne oluyorsa gen biliminde bir farklılık oluyor. Yani çok garip bir şekilde ikinci intifadan sonra, yani İsraillerin, daha doğrusu Filistinlerin ayaklanmasından sonra gen biliminde de bir değişiklik oluyor. Bir sefer araştırma Filistin ile İsraillilerin arasında bir gen benzerliği olmadığını, daha çok İsrail'in genlerinin Kürtlere, Ermenilere daha çok yakın olduğu tezi ortaya atılıyor. Yani böyle ilginç bir şey. Ben bu Yahudi genetiğiyle ilgili 1,5 sayfalık bir şey yazdım. Onu açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bütünüyle bunu okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi geliyoruz kitabın ikinci tezine. Bu ikinci tez şöyle formüle ediliyor: Siyonist tarih gerçek tarihi çarpıtmıştır ve Tevrat'ı temel alan Siyonizm Tevrat'taki çelişkileri ve tutarsızlıkları görmezden gelmektedir. Yani iki türlü çarpıtmayla karşı karşıyayız. Birincisi, gerçek olmayanı gerçek gibi gösterme. Nedir mesela bunun bir örneği? Örneğin tapınaklar yıkıldıktan sonra Yahudilerin Kudüs'ten sürgün edildiği ileri sürülür. Fakat bu tarihçi bu sürgün masalının doğru olmadığını ortaya koyuyor. Ona göre yalnızca din adamları, rahipler ve aristokrat kesim Kudüs'ü terk ederken Yahudi halkının büyük çoğunluğu orada kalıp, çünkü bunlar çiftçi köylüler, toprağını işliyorlar. Dolayısıyla sürgün meselesinin uydurulmuş olduğunu ortaya koyuyor bizzat İsrailli tarihçinin kendisi. Şimdi bir de çarpıtılan diğer konulardan biri de işte Yahudiler üstün bir halk olduğu için, seçilmiş bir halk olduğu için yani geçmişte Yahudilerin din değiştirmeleri mümkün olamaz. Diğer taraftan başka halkların Yahudi dine geçişi de kabul görmez ve reddedilir. Şimdi mesela diyelim ki, şöyle diyelim, geçmişte özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun altında Osmanlı İmparatorluğu İslam olanlardan vergi almazken gayrimüslimlerden vergi alır. Dolayısıyla vergi vermemek için birçok Yahudi İslam dinine geçer. Fakat bunu görmezden gelir Yahudi tarihçileri. Çünkü Yahudilerin din değiştirme olgusu sürgün tarihini çürütür. Çünkü
Yahudiler eğer bulunduğu yerlerde din değiştirmişlerse sürgün olmamışlardır. Orada kalmışlardır. Dolayısıyla sürgün masalını ayakta tutabilmek için bir takım olguları reddetmektedirler. Şimdi bazı profesyonel siyonist tarihçiler aslında sürgün olayın olmadığını biliyorlar. Fakat bunu ifade etmek istemiyorlar. Dolayısıyla bu ikinci tezde de gördüğümüz gibi sürgün olayı uydurulmuş bir masandır ve Yahudiler hem başka dinlere geçmişlerdir hem de başka haklar Yahudilik dinini seçmiştir. Başka hakların Yahudilik dinini seçmesinin nedeni de Yahudilikte bir gün çalışma olayı var. Yani bir gün çalışmadan muaf oluyorsunuz. Bu nedenle başka uluslar, başka halklar Yahudiliği tercih etmiştir. Fakat üstün ırk, üst seçilmiş halk düşüncesiyle çeliştiği için Siyonist tarih bunları reddeder. Fakat alternatif tarihçiler bu olguları getirip gözler önüne sermektedirler. Yeri gelmişken Tevrat'ta bazı ayetlere gönderme yapmak istedim. Bu ayetler birincisi şeye yönelik İsrail oğullarına Filistin topraklarının bahşedilmesi yani. Rab özellikle Mısır Nil arasıyla Fırat Nehri arasındaki toprakları özellikle Yahudilere bağışlıyor. Çok bu konuda Tanrı onlara bayağı kıyaklık geçiyor. Diğer taraftan aynı Tanrı çok ilginç bir şekilde öldürmeden, kırmadan yana. Şimdi bu konuda size kutsal kitap Tevrat'tan bir şey, Türkçe'ye bir şeyler okumak istiyorum. Bakalım Tevrat'ta neler geçmiş. Önce Tevrat bir görüyorsunuz bu Tevrat'ta. Şimdi Tevrat'ın ben daha önceden buldum. Onu fazla aramayalım diye. Şimdi bu Rab'ın Avram'la yaptığı anlaşma. Burada biraz bunu büyüteyim daha iyi gözüksün diye. Burada bir pasaj okuyacağım. Altını çiziyorum bunun. 18. bölümde 21. ayet. O gün Rab Avram'la anlaşma yaparak ona şöyle dedi. Mısır ırmağından Büyük Fırat ırmağına kadar uzanan bu toprakları işte Ken, Keniz, Hatmon işte bir sürü topraklar sayıyor. Senin soyuna vereceğim. Yani Tevrat'ta Rab Tanrı İsraillere kıyaklık geçiyor, torpil geçiyor. Oradaki tüm toprakları özellikle Mısır ile Mısır'daki Nil Nehri ile Fırat Nehri arasındaki tüm bölgeyi yani Büyük İsrail projesinin temeli bu görüşe dayanıyor. Şimdi aynı Tanrı aynı zamanda hani Rab böyle öldürmekten de çok yana bir tavır takınıyor. Şimdi oraların altını çizdim fazla aramayayım diye onları sizlere okumak isterim. Kim annesini ya da babasını döverse kesinlikle öldürülecektir. Yani şimdi çağımızda arkadaşlar annesini babasını öldürülmesini yani annesini babasını döven bir insanın öldürülmesinden yana olan bir hukuk olur mu? Diğer yandan pasaj altını çizdim. Burayı okuyacağım. Öz kardeşin, oğlun, kızın, sevdiğin, karın ya da en yakın dostun seni gizlice ayakmaya çalışır. Senin ve atalarının önceden bilmediğiniz dünyanın bir ucundan öbür ucuna dek uzakta, yakında, çevrenizde yaşayan halkların ilahı için haydi gidelim bu ideallara tapalım derse ona uymayacak, onu dinlemeyeceksin. Ona acımayacak, sevecenlik göstermeyecek, onu korumayacaksın,
onu kesinlikle öldüreceksin. Şu Rabb'a bak ya. Ne kadar ölü sever bir Rabb. Oğlumuz dik başlı, baş kaldıran bir çocuktur. Sözümüzü dinlemiyor. Savurgan ve içkicidir. Bunun üzerine bütün erkekler onu taşlayarak öldüreceklerdir. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız. Bütün İsrailler bunu duyup korkacaklardır. Yani ölümle korkutmaya çalışıyor. Şimdi bir daha geliyor. Gidiş, Yaveş, Gilan halkını kadın, çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirin dediler. Yapacağınız şu, her erkeği ve erkek eli demiş, her kadını öldüreceksiniz. Yani burada çok ilginç, Tevrat'taki Tanrı acımasız bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadar 4 tezden 2 tanesini ele aldık. Birinci tez şuydu, Siyonizm ırkçı görüşlerden etkilenen ve bunun üzerinde şekillenen ırk ve kan gibi terimlere, kavramlara dayanan ırkçı bir doktrindir. Bunu gündeme getirdik. İkinci tez olarak da kitabın Siyonist tarih gerçek tarihi çarpıtmaktadır. Sadece bununla yetinmez. Aynı zamanda Tevrat'ta olan çelişkiler ve tutarsızlıkları da görmezden geliyor. Şimdi üçüncü tezi ele alacağız. Neymiş bu tez? Irkçı ve sömürgecilik öğretisi olan Siyonizm, temel alan İsrail devleti demokratik bir devlet değildir. Nasıl temellendiriyor bunu? Buna kısaca değinmek isterim. Şimdi şöyle bir gerekçe getiriyor bizim düşünürümüz. Üçüncü tezi şekillendirirken diyor ki Yahudi ve demokrasi kavramları birbirini dışlayan iki kavramdır. Çünkü Yahudilik vatandaşlık kavramına değil de etnik kökene vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla sadece Yahudi kökenli insanları vatandaş, yurttaş görüp Yahudi olmayanları İsrail vatandaşı görmeyen bir anlayış, demokratik bir anlayış olamaz. Çünkü İsrail devleti orada yaşayanların değil, dünyada Yahudilerin isteklerini yerine getirmeye çalışan bir devlettir. Yani orada yerleşmiş olan, hani diyelim ki İsrail'de yaşayan ama Filistinli olanlar var. Onların istemlerini, taleplerini gözeten değil, dünyadaki Yahudileri bir araya getirmek isteyen bir devlet. Dolayısıyla böylesi bir devlet anlayışı, demokratik bir devlet anlayışı olamaz. Çünkü bu devlet yurttaşlık kavramı değil de etnik biyolojik yapıyı temel alıyor. Yahudiler artık İbrahim'in, İshak ve Yakub'un soyundan gelmişlerdi. Diğerleri bu soydan gelmemiştir diyerek Yahudilerin üstün bir ırk olduğunu, seçilmiş bir halk olduğunu dile getiriyorlardı. Fakat tarihçiler iki şeyi gündeme getirdiler. Birincisi, bazı Yahudiler daha kolay olduğu için başka dinlere, Hristiyanlığa geçtiler, Müslümanlığa geçtiler. Dolayısıyla din değiştirmiş oldular. Genel olarak Siyonizm bunu kabul etmez. Yani seskin bir ulusun başka bir halka vatandaşlığını tercih etmesini pek kabul etmez. Diğer taraftan Siyonizm başka halkların Yahudiliğe geçmiş olabileceğini de kabul etmez. Çünkü bu üstün oluz düşüncesiyle çelişir. Çünkü hiç de Yahudi kökenden gelmeyen biri Yahudi olarak görülemez. Fakat Siyonist
tarihe karşı olan, Siyonist tarih yazımını karşı alternatif görüşler getiren tarihçiler, Siyonistlerin bu görüşlerini çürüttüler ve belgelere dayanarak bunu açık ve net bir şekilde ortaya koydular. Kitabın dördüncü tezine gelelim. Dördüncü tezde şu ifade ediliyor. Etnik merkezi ırkçı düşünceye rağmen İsrail'de laik ve özgürlükçü liberal düşünürler de vardır. Bu düşünce ifade edilmektedir. Bunu da şöyle gerekçelendiriliyor. Özellikle 1980'li yıllardan sonra liberal laik görüşleri giderek eğilim kazanmaya başladı. Bu hem bazı İsrailli entelektüeller arasında oldu ama asıl olarak laik düşünceyi temsil edenler İsrail'de doğup büyümüş olan Filistinli kökenli entelektüeller ve laik düşünceyi en kararlı bir şekilde savunan bu İsrail'de büyüyen Filistinli entelektüeller. Bunlar çeşitli şekillerde iki halkın çıkarlarını koruyacak şekilde düşünceler geliştirmektedirler. Yani burada kitabın dördüncü tezi, yani orada yalnızca egemen olan ırkçı bir görüş yok. Fakat buna karşı direnen son derece önemli bir laik bir hareket var. İsrail bu açıdan bölünmüş gibi, ikiye bölünmüş gibi, aynı Türkiye'de olduğu gibi, bir tarafta İslamcılar, bir tarafta laikler. İsrail'de de böyle bir durum söz konusu. Şimdi bunları anlattık da Sand Siyonist görüşlerin nasıl çürütüldüğünü örneklerle bize anlatmaya çalışıyor. Şimdi nasıl çürütüyor, bunlara değinmek istiyorum. Shlomo Sand, Yahudi Halkı Nasıl İcat Edildi adlı kitabında özellikle Siyonist tarihçilerin iddialarını, Tevrat'a dayanarak ileri sürdükleri iddiaları tek tek çürütmeye çalışıyor. Özellikle Siyonist tarihçiler İsrail ulusunun ya da Yahudi ulusunun varlığını sürdürebilmesinin Yahudi dininin gerekli olduğunu ileri sürerler. Dolayısıyla Tevrat'ı Yahudi ulusunun temel kaynağı haline getirmeye çalışırlar. Ancak 1970'li yıllardan sonra özellikle hem alternatif tarihçiler hem de arkeologlar Tevrat'taki iddiaları çürüten son derece önemli bulguları gündeme getirdiler. Şimdi nasıl çürüttüler bunları? Bunlara tek tek değinmek isterim. Şimdi olguların çürütülmesinde örnekler vereceğim. Mesela birinci örnek, ki bunu daha önceden Spinoza üzerine yapmış olduğum videolarda sık sık dile getirmiştim. Örneğin Tevrat'ın Tanrı tarafından Musa'ya indirildiğine inanırlar Yahudiler. Fakat daha o zaman Spinoza bunun yanlış olduğunu göstermişti. Çünkü onun ortaya koymuş olduğu gerçeğe göre Tevrat'ta Musa'nın ölümünden sonra yaşanan olaylara yer veriliyor. Nasıl olur da Musa ölümünden sonraki olayları kitapta dile getirebilir? Bunun bir çelişki olduğunu ortaya koymuştu. Şimdi son dönemlerde, özellikle 1970'li yıllardan sonra da cesur bir Amerikalı olan Thomas Thompson, tarihteki özellikle mantıksal çelişkilere dikkat çeker. Mesela der ki bu önemli insan, tekvinde geçen birçok isim Musa'dan 700 yıl sonra o isim verilmiş. Yani bu isimleri, yerleşim isimlerini Musa'nın bilmesi mümkün değildi. Dolayısıyla arkeolojik olgular, yeni arkeolojik olgular Tevrat'taki iddiaları çürütmektedir. Şimdi
arkeologlar tarafından çürütülen ikinci iddia ise şu: bilindiği gibi Tevrat'a göre Musa Mısır'dan ayrıldığında 40 gün çöllerde yaşamış ve 600 bin savaşçıyla 3 milyon insanla birlikte 40 gün geçirmiş. Şimdi eleştirel tarihçiler ve arkeologlar şunu gündeme getiriyorlar. Ya diyorlar ki mantık işi değil bu. Yani 40 gün çölde 600 bin tane askerin 300 milyonun yaşaması mümkün değil. Hem o dönemde bu kadar insanı içine alacak bir kent bile yoktu, bir yerleşim yeri bile yoktu. Dolayısıyla o kadar insanı çölde besleme olanağı yoktu. Dolayısıyla bunun da bir uydurma olduğu gündeme getiriliyor. Hani bir de önemli belgelerden biri, hani derler ki işte İsrail oğulları Mısır'dan çıkıp Sina çöllerine geldiler. Fakat şu, bu iddiayı da şöyle çürütüyorlar. Şimdi birincisi, eğer Mısır'dan çıkmış olsalardı, Mısır'daki kaynaklar, o zamanki insanlar buna dikkat çekerler. Bir referans yaparlardı. İşte bizim ülkemizdeki epey Yahudi insan çekip gitti. Mısırlı kaynaklarda buna dair hiçbir referans, hiçbir belge yok. Dolayısıyla bunun da uydurma olduğu ileri sürülüyor. Ha, diğer taraftan da şöyle söyleyelim. Diğer olgu da şu. Mesela o dönemde Kanan diyarının Mısır'ın egemenliği altında olduğunu da özellikle İsrailli Siyonist tarihçiler dile getirmekten kaçınıyor. Yani hiçbir yerde o Kenan diyarın Mısır'ın egemenliği altında olduğunu söylemiyorlar. Eğer oraya yerleşmiş olsalardı Kenan diyarını, o zaman Mısır kaynaklarda bunu dile getirirlerdi. Dolayısıyla birçok olgunun, Tevrat'ta ilahi sürülen birçok olgunun yanlış olduğu, çürütülmüş olduğunu arkeologlar ortaya koyuyorlar. Başka neleri çürütüyorlar bunlar? Orada da birkaç not aldım, onlara değinmek isterim. Şimdi diğer ilginç bir konu, burada 4-5 örnek daha var. Bu olguların çürütülmesine ilişkin. Mesela örneklerden biri şöyle. Tevrat'ın Tanrı tarafından Sina Dağı'nda Musa'ya indirildiği ileri sürülmüştür. Ancak tarihçiler diyorlar ki Sina Dağı'nın şimdiye kadar nerede olduğu henüz açığa çıkarılmamış, keşfedilmemiştir diyor. Bu 5. örnek. 6. örnek. Mesela Tevrat'ta göçebeliğin anlatıldığı yerler var. Yani bunların isimleri var. Mesela Gever ve Avart yerleşim yerleri. Şimdi o arkeologlar şunu ortaya koyuyorlar. Musa döneminde böylesi yerleşim yerleri yoktu. Onlar daha sonradan ortaya çıktılar. Yani daha sonradan ortaya çıkmış yerleşim yerlerini gündeme getiriyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Tevrat'a eklemeler çok sonradan yapılmıştır. Daha önce iddia ettiğimiz bir tezi doğruluyor. Yani Tevrat'a bir sürü eklemeler yapılmıştır yıllar sonra. Diğer taraftan 7. örnek, Tevrat'ta Davut ve Süleyman'ın kurmuş olduğu kralın çok görkemli bir krallık olduğu ileri sürülüyor. Şimdi arkeologlar tabii bunu temel alıyorlar. Eğer görkemli bir krallıksa buna uygun olarak da yapıların, tapınakların, binaların olması gerekiyor. Yani örneğin çok büyük bir sarayın olması gerekiyor. Fakat arkeolojik bulgular hiç de böyle görkemli saray kalıntılarına tanık olamadılar ve böyle bir bulgulara ulaşamadılar. Dolayısıyla görkemli krallık da uydurulmuş bir masal olarak karşımıza geliyor. 8. örnek, bu da çok ilginç. Süleyman kralın
Bizde Türkiye'de Davut ve Süleyman peygamber diye anılır ama Yahudiler buna kral derler. Yani ikisi arasında fark var. Müslüman insanlar, Türkiye'deki Müslümanlar genellikle mesela ben annemden bilirim. Davut ve Süleyman peygamber derdi ama Yahudiler kral olarak onu adlandırıyor. Şimdi Süleyman'ın 700 tane karısı ve 300 tane cariyesinin olduğu ileri sürülüyor. Tabii şimdi arkeologlar diyor ki ya olacak iş mi? Bu kadar 700 kadını cariyeyi bir yere koyabilecek yerleşim merkezi yok. Bunun da bir uydurma olduğu ileri sürülüyor. Yani tarihi mümkün olduğu kadar görkemli gösterip görkemli geleceğe işaret etmek amacını taşıyor Siyonistler. Bir en son bir olgu daha var. Ona da değinmek istiyorum. Örneğin Tevrat'ta Yahudi erkeklerin ve kadınların Yahudi olmayanlarla evlenmemesi emredilir. Ancak olgular anlatımlar şunu ortaya koyuyor ki Davut ve Süleyman Rabbin Tanrı'nın bu emrini, bu buyruğunu ciddiye almamış. Çünkü Süleyman da Davut da Yahudi olmayan kadınlarla birlik olmuş, onlarla beraber olmuşlardır. Dolayısıyla bu tez de çürütülmektedir. Görüldüğü gibi Tevrat'ta ileri sürülen birçok düşünce hem tarihçiler hem de arkeolojik bulgular tarafından çürütülmektedir ve Şlomazan çok önemli tarihsel araştırmaları ve arkeologların yapmış olduğu bulgulara dayanarak böyle bir kitap yazmıştı ve son derece önemli bir kitap. Böylelikle Şlomo Zand'ın da görüşünü burada anlatmış oluyoruz. Şimdi gelelim üçüncü düşünür İlan Papa'ya. Şimdi ekranda da gördüğümüz gibi üçüncü olarak ele almak istediğim düşünür yine İsrailli aydın, siyasi bilimci İlan Papa. Onun görüşlerini kısaca özetlemeye çalışacağım. Bu sefer çok kısa bir şekilde onun görüşlerine değineceğim. Neleri savunmuş onu bir ifade etmek isterim. Şimdi İlan Papa kim? Önce onun hakkında bir iki bilgi vermek isterim. Şimdi İsrail'de dünyaya gelen bir Yahudi. Yani başka yerde değil de İsrail'de doğmuş bir Yahudi. Hayfa Üniversitesi'nde siyaset bilim profesörlüğü yaptı ve uzun bir dönem yaptıktan sonra ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Onun Noam Chomsky ile ilgili bir kitabı var. Onu daha önceden göstermiştim. Şimdiki ekranda da göreceksiniz. Şimdi o Noam Chomsky ile birlikte röportaj şeklinde yayınlanan kitabından bir şeyler okumak istiyorum. Neler söylenmiş. Şimdi İlan Papa 1848'de İsrail'in kuruluşunun ve 700 bin Filistinlinin topraklarından sürülmesinin tarihini muhalif bir bakış açısıyla yeniden yazan İsrailli yeni tarihçiler kuşağındandır. Filistinlilerin sürülmesinin önceden planlandığını ve gerçekte İsrail bir etnik temizlik suçu üzerine kurulduğunu öne sürmüştür. İsrail'e uluslararası akademik boykot uygulanması çağrısında bulunmuştur. İlan Papa 2008'de İsrail'i terk etmeden önce İsrail parlamentosunda kınandı ve bir bakan Papa'nın ülkeden kovulmasını istediği birkaç kez ciddi ölüm tehditleri aldı. Evet, İlan Papa da İsrail'in soykırımına ve İsrail'in varlığının Filistinlerin yok edilmesi üzerine dayandığını ileri süren bir siyasi bilimci. Dolayısıyla onun
görüşlerindeki bir takım şeylere değinmek isterim. Şöyle görüşler ileri sürüyor. Şimdi kitabındaki onun birkaç kitabı var. Demin şeyle birlikte, Noam Chomsky ile birlikte ikisinin röportajlarını içeren bir kitap. Bir de Tek Devlet, İki Ulus, aynı zamanda Filistin tarihi üzerine önemli kitapları var. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyor kitabında. Filistin halkı üzerindeki, daha doğrusu Filistinler hakkındaki ilk ön yargılar Kudüs'e gelen Hristiyan misyonlar tarafından yayıldı ve bunlar özellikle Amerika'ya, batılı ülkelere götürdüler. Yani Hristiyan misyonerler, Kudüs'e gelen Hristiyan misyonerler Filistinler hakkında çok kötü şeyler yaydılar dünya çapında. Ve bunlar özellikle bu misyoner Amerika'ya dönüp oralarda söz sahibi olduktan sonra da Amerikan politikası üzerinde son derece önemli etkileri oldu. Buradan şunu görüyoruz onun söylediğine göre. Hristiyan Siyonizm ile Yahudi Siyonizmi el ele vererek Filistin halkına karşı bir soykırım yürütmüştür. Bu ilginç görüşlerinden biri. Diğer taraftan vurgulamak istediği ve vurguladığı olgulardan biri şunu diyor. Amerika'da, Washington'da Amerika İsrail Kamu İşleri Komitesi olarak bilinen bir Yahudi lobisi var. Ve bu Yahudi lobisi Amerika'nın Orta Doğu dış politikası üzerine son derece etkin bir lobi. Hatta şunu vurguluyor kitabında. Der ki bir dönem Dışişleri'nde, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda özellikle Filistin konusunda duyarlı olan birçok çalışan insan vardı. Yani Filistin'in haklarını koruyan bu lobi süreç içerisinde tüm bu Filistin'le eğilim, yakınlık, sempati duyan çalışanların Dışişleri Bakanlığı'ndan atılmasına ön ayak oldular filan. Diğer vurguladığı bir nokta diyor 1948 yılında İsrail Devleti kurulur kurulmaz Filistinlileri o bölgenin temizliğine giriştiler. Dolayısıyla önemli bir kavram belirlemiştir. Filistinliler için felaket ve kara gün anlamına gelen Nakba deyimini kullanır. Nakba deyimini bu Filistinliler için kara bir gündür. Bunu özellikle vurgular. Diğer taraftan neleri gündeme getirmiş? Şimdi çok ilginç bir görüş var onun. Ona da değinmek isterim. Şunu ifade eder. Tek devlet ve iki ulus görüşünü savunur. Yani iki ulusun ayrı ayrı değil hem ortak bir tarih yazımını savunur hem de tek devlet altında iki ulusun varlığını savunur. Çok ilginç bir yaklaşım. Bana da en yakın gelen görüşlerden biri bu. Tek devlet altında iki ulusun yan yana yaşayabilmesi. Bu olur mu? Şu anda gerçekçi gözükmüyor ama uzun vadede Orta Doğu'daki sorunları çözebilecek yöntemlerden biri budur. Fakat emperyalist güçler sürekli bu çözümün kabul görmesi için direniş göstereceklerdir. İlan Papa'nın özelliği ulus devlet açısından değil, genellikle halkların perspektifinden tarihin yazılmasını savunuyor. Yani zenginler aslında değil de kadınlar, emekçiler, insanlar arasından açısından tarihin yapılmasını savunur. Şimdi şöyle söyler, kitabının temel tezi şu. Aslında ortak bir yaşam sürdürülmüş olan iki halk daha sonra ulusçu ve modernleşmeci düşüncelerin etkisi altında her halk kendi tarihini yazmaya çalışmıştır ve bunu sorunlu bulur. Milliyetçilik çağında
her millet kendi tarihini yazmaya çalışmıştır. Fakat biliyorsunuz ki Hegel'in önemli düşüncelerinden biridir. Hegel ulusların, milletlerin tarihinden söz etmez. Hep bir dünya tarihini ele alır. Dünya tarihi perspektiften tek tek o dünya tarihinin parçaları olarak ulusları ya da halkları ele alır. Yoksa tek ulusların tarihi açısından soruna yaklaşmaz. Zaten tek bir ulusun tarihini ele alarak tarihi yazmak da mümkün değil. Mümkün olamaz. Neden? Düşün. Yani mesela siz İngiltere'nin tarihini, Hindistan'daki sömürgecini dikkate almadan, Hindistan'ın tarihini almadan sadece İngiltere'nin tarihi yazılabilir mi? Ya da Hindistan'ın tarihi, İngiltere'nin tarihi yazılmadan bir de yazılabilir mi? Dolayısıyla ulusların tarihinin sorunlu olduğunu görüyorum. O da buna dikkat çeken aydınlardan biri. Dolayısıyla ona göre iki tip tüp ulusçu tarih yazımı ortaya çıkmıştır. Ve milliyetçi tarih anlayışını şöyle eleştirir. Birincisi ulusçuluk çoğunluğun değil, azınlığın, kadınların değil, erkeklerin, yoksulların değil, zenginlerin hikayesini anlatır. İkincisi ulusal tarih yazıcıları toprak ile ulus arasında bir ayrım getirmezler. Bu ikisini özdeşleştirirler. Dolayısıyla sorunun çözülmesi ortak toprak temelinde üçüncü bir tarih anlayışını gerektirir. Ve dolayısıyla Ilan Papan ortak tarih yazılımı üzerine yoğunlaşmış bir siyasal bilimci olarak gündeme geliyor. Ve son olarak şunu söyler, der ki, Hamas'la ilgili bir videosunu dinledim. Der ki Hamas'ın çıkışı uzun yıllar Filistin halkı üzerinde yürütülen baskının bir sonucu olarak gündeme gelmiştir. İsrail'de yani Filistinlilerin çektiklerini oradaki halk bilir. Dolayısıyla İsrail'in yaptıkları bir soykırımdır ve 48'den bu yana kadar İsrail bir etnik temizliğe girişmiştir. Şimdi bu etnik temizliğe son vermenin yolu gerçekten bu iki halkın tarihini birlikte ele alıp yazabilmektir ve kendisi buna adanmış bir siyasal bilimci olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu düşünürün görüşlerini de bu şekilde ifade ettik. Şimdi daha önce de ilk başlarımızda bir folyo göstermiştim. Şimdi onu göstermek isterim. Bakalım nasıl, neleri ele almayı düşünmüşüm. Ve şimdi dikkat ederseniz burada dört konuyu ele alacağımı söylemiştim. Dolayısıyla hemen hemen dört video oluştu. Birincisi Siyonizm nedir, nasıl oluştu, hangi koşullarda Siyonizm doğdu, dini Siyonizm ile siyasal Siyonizm arasındaki fark nedir? Üç düşünürü işte ele aldım. Fakat yerini değiştirmiştim. Daha önce Hamas örgütü güncel olduğu için Hamas örgütü meselesini ele almıştım. Şimdi bugün üç düşünürü kısaca ele almaya çalıştım. Ve gerçek çözüm nedir konusunda Ilan Papa'nın çözümünün bana en yakın ve en ideal çözüm olduğunu düşünüyorum. İki devletli çözüm hani ehveni şer mantığıyla kabul edilebilecek bir görüştür. Fakat daha ideal bir görüş tek devlet altında iki ulusun birlikte yazılması ve bu iki halkın
tarihinin aynı topraklarda yaşayan iki halkın tarihinin birlikte yazılması, milliyetçilik düşüncesinin egemen olduğu çağda bu tür görüşlerin geniş kitleler tarafından kabul görmesi mümkün olmuyor. Fakat önemli olan doğru düşünceyi ilkin ortaya atmak ve zamanla bu doğru düşüncenin yayılacağına inananlardan biriyim. Evet, Siyonizm konusunu bu şekilde burada kapatmış oluyorum. Bundan sonra artık başka konulara yöneleceğim. Muhtemelen tekrar Çin meselesi üzerinde bazı videolar çekeceğim ve diğer taraftan her zaman yaptığım gibi yine bu İslam diniyle bilim arasındaki çelişkileri dikkate alan ve bu İslam diniyle bilim arasındaki uzlaşmazlığı ortaya koyan videoları da önümüzdeki dönemde yayınlamak istiyorum. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek umuduyla.